Seninki de almış gitmiş yine. Geldiğinden beri tek kelime laf etmemiş. Oturup bir çay bile içmedi. Ziyaretsiz falan da gelmemiş. Bir gelip elini öpmedi. Gelişmeyin. Gelir elbet. Buranın bir raconu var Fuat abi. Gelişmeyin dedim. Eyvallah baba. Sırtını duvara yaslayan adamın ya hasmı vardır ya da bel ağrısı. Seninki hangisi? Koğuşumuza geldin. Bir selam sabah vermedin, bir çayımızı içmedin. De bakalım sen kimsin, kimlerdensin ha? Neye bakıyorsun öyle? Kuşlara mı? Kızıma bakıyorum. Kuşları çok severdi. Kuşları herkes sever. Adın ne? Celal. Maraşlı derler. Maraşlı derler. Uzun zamandır bu hapishanedeyim. Senin gibi dertlisini görmedim. Dert adamı söyletir derler ama senin ağzını bıçak açmıyor. Hele bir derdini anlat da derman olalım ha. Benim derdime Lokman hekim olsa çare olamaz. Yormayın kendinizi. İki kişiyi vurmuşsun. Ben kimseye vurmadım. Suçsuzum aslında. İftira mı attılar? Bu uzun bir hikaye. Geçerim. Bak, benim kızım avukattır. Ya çok cevval bir kızdır ha. Ya ipten adamı alır derler ya, işte öyle. İstersen senin için bir konuşayım. O kadar iyi bir avukat değilmiş demek ha. Onu nereden çıkardı? E babası hala burada. Ben güpegündüz sokak ortasında bir tane şerefsizin kafasına sıkıp gidip karakola teslim oldum. Avukat ne yapacak? Ömrümün yarısını bu duvarların arasında geçirdim. Alıştık artık. Beni ancak Allah kurtarır buradan. Başka kimse değil. Ama senin derdin çok başka ve Maraşlı kardeş. Ne bileyim? Hey yavrum. Ben buraya gelen adamı anında anlarım. Biz de olmuşuz artık insan sahibi. Bir adam namuslu mu, namussuz mu? Hırlı mı, hırsız mı? Adamın ciğerini bilirim, ciğerini. Ya? Senin derdin başka. Neymiş benim dedim? Hiç yanılmam. Senin derdin sevdadır. Sevda. Vakit doldu. Hadi içeri. Ard arda bu kadar acı yaşamış olmam normal mi hala? Hiç değil Mahucuğum. Hiç değil.
Ama sen o kadar güçlü bir çocuksun ki. Yapayalnız kaldım. Hayır. Ben yanındayım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Tabii onların yerini tutamam ama senin için elimden gelen her şeyi yapacağım söz. İstesen de istemesen de hayat devam ediyor. O kadar gençsin ki önünde de upuzun bir hayat var. Düştüğümüz yerden kalkacağız. Buna mecbursun. Neden mecburum? İstemiyorum. Ben yatıp bir daha da kalkmamak istiyorum. Niye? Çünkü kalkınca yine düşeceğim. Hayır, düşmeyeceksin. Çünkü ben seni tutuyor olacağım. O güzel gözlerinin solmasına hiç izin vermeyeceğim. Hiç umudum yok hala. Olacak. Olacak Mahmut. Hadi gidelim. Hı? Yine geliriz. Hadi. Haber var mı hiç? Yok. İki defa ziyaretine gittim ama görmek istemedi beni. Aziz de İlhan'ı öldürmekle suçlanıyor. Hüküm giydi. Öyle bir şey yapmadım. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte, öyle bir şey yapmaz o asla. Tamam da nereden biliyorsun? Hala eğer onu tanısaydın böyle bir soruyu sormazdın bana. Onu tanımıyorsun. Onu hala bu kadar çok mu seviyorsun? Maalesef. E sana yalan da söylemiş. Ona kızgın değil misin? Bilmiyorum. Şimdi karşıma çıksa bir bıçak alıp kalbine mi saplarım? Yoksa boynuna sarılıp bir daha sakın beni bırakma diye ağlar mıyım bilmiyorum. Canım benim. O bir daha içeriden çıkamayacak ki. Ben de isterdim sevdiğin adamla birlikte olmanı. Ama artık onu düşünmemen lazım. Nasıl olacak bu halay? Kalbime dinletsem de aklım durmuyor. Sürekli onu düşünüyorum ben. Nasıl unutacağım bilmiyorum. Eğer bir fikrin varsa söyle. Bahurcuğum, sen çok güzel bir çocuksun. Daha önüne bir sürü insan çıkacak. Ben Celal'den başkasını istemiyorum. O da olmayacağına göre kimse olmasın hayatımda. Ne yapma lütfen. Lütfen. Efendim. İyi günler. Mahir Türel. Evet, buyurun benim. Savcı Tolga Güreşer sizinle adliyede görüşmek ister. Müsait misiniz? Gelebilir misiniz? Pardon, hangi konuda görüşmek istiyor benimle? Merak etmeyin, kötü bir şey yok. Savcı Bey'in size bir iki sorusu olacakmış. Ama müsait değilseniz yarın öbür gün de olur. Yani ne gibi bir sorusu var ki bana? O konuda bilgi veremiyorum. Tamam, nereye gelmem gerekiyor? Çağlayan Adliyesi'ne. Cumhuriyet Savcısı Tolga Güreşer derseniz sizi yönlendirirler. Sizi bekliyor zaten. Peki tamam, geliyorum birazdan. Teşekkür ederim. İyi günler. Hayırdır, ne olmuş? Bilmiyorum ki, savcı benimle görüşmek istiyormuş. Sadık abi, beni adliyeye bırakır mısın? Tabii Mauro. Thank you.